Merhabalar. Müge Halıcı, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Mimari Tasarımda Bilişim Programı'nda doktora yapıyorum. Aynı zamanda İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. İnovasyon ve Modelleme Laboratuvarı'ndan sorumluyum. Ekstra olarak da Karma Gerçeklik Laboratuvarımız var, Mixar Experience Lab. O bağımsız olarak çalışıyor. Böyle bir şeyimiz yok, hani oluşum olarak hani alt kategorilerde hocalarımız yok, ama Mimari Tasarımda Bilişim Programı'nın hocaları destek sunuyor laboratuvara. Zaten 10-15 metrekarelik bir mekan, küçük bir mekan, ama 2016'ya dayanıyor aslında oluşum. Şimdi biraz onlardan bahsedeceğim. Bizim fakültemizde Mimari Tasarımda Bilişim Programı, bilişim anabilim dalının altında yer alıyor. Farklı disiplinlerden değil, yani hepimiz mimarlık kökenliyiz aslında. Ama konu alanlarımız çok değişken, işte kültürel miras var, BIM var, Digital Twin var, üretken sistemler üzerine çalışanlar var, yapay zeka var, cognition konusunda çalışanlar var, robotik çalışanlar var. Hepimiz mimarlık ortak şemsiyesinin altındayız. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ama birkaç hocamızın karma gerçeklik konularında, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve işte karma gerçeklik konularında projeleri ve çalışmaları var. Aynı zamanda dersler de veriyorlar, sanal tasarım stüdyoları gibi. Şimdi projeler sayesinde cihazlar alabiliyoruz, bunu biliyoruz zaten. Böyle bir şeyimiz oluştu, envanterimiz oluştu. Ve bizim bu konularda çalışmamızı teşvik eden unsurlar oldu o çalışmaların yürütülmesine. Aynı zamanda 2016'da bir proje vardı. Figen Hoca'nın, Profesör Doktor Leman Figen Gül hocamızın projesi. Bu projede 4 farklı tasarım ortamında işbirlikli tasarım konusu inceleniyordu. Gördüğünüz gibi ilk resimde artırılmış gerçeklik, ikinci resimde normal eskiz ortamı, şu altta Second Life ortamı, sanal dünya, diğeri de dijital eskiz ortamında çalışmalar yapıldı. Öğrenciler, tasarımcılar gelip burada tasarım ürettiler, proje ürettiler, erken aşama projeleri. Burada biz bir know-how'a erişmiş olduk. Eş zamanlı olarak ben de artırılmış gerçeklik konusuna girmiş oldum. Güzel bir projeydi. Hepimize de bir fırsat tanıdı. Burada işte bilgisayar mühendisleriyle de tanıştık. İşte başka tasarım alanlarından kişilerle de tanışma fırsatı bulduk. Daha sonra devamında yeni bir proje alındı. GAP projesiydi. Bu da işte artırılmış gerçeklik üzerine odaklanıyordu. Bu projede işte erken tasarım aşamasında maketle beraber çalışılabilecek tasarım ortamı ne olabilir sorusu üzerinden ilerledi ve işte bazı modüler maket birimleri koyduk, yani içinde bulunuyordu. Eş zamanda ikiz olarak, sanal olarak da üretebiliyordu. Birinde tabletle çalışılıyordu, diğerinde Magic Leap ile çalışılıyordu. Böylece tasarımcı her iki şeyi de üst üste görebiliyordu. Onun değerlendirilmeleri yapıldı. Bu projede de Sinan Hoca'nın projesi, Oğuz Orkun Doman'ın doktora tezi. Bu linke girerek inceleyebilirsiniz. Mimari tasarım ve eğitimde sanal gerçeklik kullanımı üzerineydi. Birebir Lego parçalarını sanal dünyada kullanmanıza imkan tanıyordu. Güzel bir projeydi. Ayrıca yani proje olmadan bağımsız çalışmalarımız da var. Bu çalışmaları MBL Edu.tr sayfasından, yayınlar kısmından ulaşabilirsiniz. İşte robot, işte mesela robotik fabrikasyonda artırılmış gerçeklik kullanımı ya da ta 2009'lara kadar iniyor çalışmalar. Şu anda da mevcut projemiz, yani benim değil de hocalarımızın projesi, Kumio Karma Gerçeklik Mecrası'nı oyunlaştırma ile zenginleştirilmiş kültürel miras yorumlamasının mekansal bilişe etkisi üzerine. Bu proje yeni başladığı için maalesef görsel sunamıyoruz. Aynı zamanda zaten
Ben konuyu da anlatamam, hakim değilim. Ama böyle bir projemiz var. Pandemi döneminde tabii hızla arttı, talepler geldi bize bu konularda. Biz de hemen işte Special I.O. diye böyle bir ortam var, az önce hocamız bahsetti. O ortamda tasarım yapmaları için workshoplar düzenledik öğrencilere. Öğrencilerimiz işte Sakarya'dan katılanlar vardı, Kocaeli'nden, İstanbul'un farklı yerlerinden. Bir araya gelemediğimiz için bu workshopları herkes kendi bulunduğu ortamdan çalışmasına imkan sağlayacak şekilde oluşturduk. Tabii bazı kusurlar da tespit ettik bu süreçte. Geri bildirimler yaptık araçla ilgili. Onlar da bize geri dönüşler yaptılar. Bunu yayına da dönüştürdük mü? Yok, dönüşmedik. Bu zaten bir sempozyum kapsamında çalıştaydı. MSDAS sempozyumu. Böyle gördüğünüz gibi mesela tasarladıkları ürünleri istedikleri ortamda görme fırsatı yakalıyorlardı. Bu da sanal dünyadaki hali. Neo mekansal tasarım deneyimi bu biraz daha şey yaptık. Çalıştayı lisansüstü düzeyine getirdik mi? Yok, bu o değil ha. Bir tane lisansüstü çalıştayı düzenledik. Bu çalıştayda da object recognition, yani nesne tanıma üzerine bir çalıştaydı. Tasarımcılar sanal olarak taradıkları nesneleri işte gerçek ortamda hem görebiliyor hem de üzerine sanal bilgiler ekleyebiliyorlardı. Bu çalıştayda da Unity kullanıldı. Etkileşim unsurları eklendi şeyde, uygulamalarda. Biz bahsetmiştim, bu karma gerçeklik laboratuvarının kurulması aslında projeyle başladı. Projenin paralelinde de biz kendi oluşumumuzu oluşturduk. Augmented Cube diye. Bununla beraber paneller, çalıştaylar, hekatonlar ve projeler geliştirdik. İşte İzmir'de, Gebze'de, işte Altınbaş Ekonomi Üniversitesi gibi çeşitli üniversitelerde paneller, seminerler düzenledik. Amacımız yaygınlaştırmaktı aslında artırılmış gerçeklik konusunu. Aşağıda da işte katıldığımız hekatonlar, aldığımız ödüller var. Türk Hava Yolları'ndan işte Amerikalı Sabre diye bir şirketten ödül aldık. Kuveyt Türk'ten aldık. Holo Defense'in bir savunma sanayi firmasının projesinde yer aldık. Onlara bir proje önerdik. O da bir hekatondu. Ondan sonra gene Türk Hava Yolları Kargo diye bir birimi var. Onlara işte POC yaptık. Şimdi de var. Can Sucuoğlu vasıtasıyla bize geldiler. Pratt University'den. Onlar Brooklyn Müzesi varmış. Orada büyük böyle bir Manhattan maketi var. Manhattan maketini yenileyemedikleri için sanal olarak bazı verileri ona işlemek istiyorlar. Bizden bunun nasıl olabileceğine dair danışmanlık talep ettiler. Ona bakıyoruz. Bir de işte şey var. Arkeolojiyle ilgili bir çalışmamız vardı. O sizinle de onu konuşmuştuk. Bir tanesi Kütahya'da Aizonia diye antik kent var. Orada bir borsa binası var. Burası için bir teknoloji firması bize geldi. Bunun ayağa kaldırılması için destek istediler. Onu ayağa kaldırdık. Böyle borsa binasına gittiğinizde harabe, ancak orada GPS ile beraber aktive olabilecek bir sahne söz konusu. Artırılmış gerçeklik. Bizim bütün projelerimiz artırılmış gerçeklik üzerine. Yani şahsen ben sanal gerçeklikle hiç ilgilenmiyorum. Ama tabii ki öğrencilerimiz ve hocalarımız sanal gerçeklikle ilgileniyorlar. İşte orada sahnenin, hikayenin sunulması üzerine bir çalışma. Bir de Teos Antik Kenti'nde bir şey yaptık. Bunda da çalışma şöyleydi. Büyük bir alan Teos Antik Kenti. O alanda siz GPS'le konuma gittiğinizde bir sahne aktive oluyor. O sahnede de oyunlaştırmayı başlatıyoruz. Coin toplaması gerekiyor. O sahne açılır açılmaz object recognition'la kalıntıyı bulması gerekiyor o alanda. Küçük bir çeper veriyoruz
GPS üzerinde oraya. Ardından nesneye yaklaştığında coin beliriyor. Burada karşılaştığımız problem açık alan olması nedeniyle bazı gölge unsurları giriyor. Yani böyle kontrollü bir ortam yok. O yüzden de işte o problemleri aşmak için nesneleri mümkün olduğunca az hasarlı unsurlardan seçmeye çalıştık. Yani toplayacağı coinleri. Bir de çok belirgin olanlardan. Hani kendini tanımlayabilen. Çünkü kullanıcı kaybolabiliyor büyük alan olduğu için. O da enteresan bir konuydu. Başka ne örnek verebilirim? Burada var mı? Ha, bu da bizim laboratuvarımız. Böyle bir ortam. Pandemide çok aktif hale gelmiş. O yüzden böyle maskeyle hep bir fotoğraflarımız var. Teşekkür ediyorum.